Arkadaşlar merhaba, MEP kazanım testlerinden birinci ünite fizik bilimine girişte soru çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz, televizyon sisteminde alıcı ve verici iki ayrı grup bulunur. Verici olan aygıtlar televizyon kamerası ve radyo vericileridir. Alıcı olan aygıtlarsa televizyon alıcısı ve radyo alıcısıdır. Kamerada bulunan tüpler ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik enerjisi radyo dalgalarına dönüştürerek antenler vasıtasıyla evimize kadar ulaşır. Televizyon alıcısı bu elektrik sinyallerini alır ve televizyon tüpünde tekrar ışık enerjisine dönüştürür. Böylece televizyonun ekranında görüntü oluşur. Kısaca televizyonun çalışma prensibini anlatan bu paragrafta fiziğin alt dallarından hangisi en çok vurgulanmıştır? Gençler baktığımızda elektrik kelimesinin birkaç yerde geçtiğini görüyoruz. Ve manyetizmadan da bahsedildiği için fiziğin alt dallarından elektromanyetizmayla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz. Astronot kıyafetinin özelliklerinin anlatıldığı metinde fiziğin alt dallarından hangisinin uğraş alanından bahsedilmemiştir? Sorumuzu okuyalım. Astronot kıyafetleri, astronotların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok farklı bölümlerden oluşur. Bu kıyafetler, astronotları maruz kalacakları dış etkilerden korurken temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olur. Örneğin, kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla cam elyaftan, camla güçlendirilmiş plastik üretilir. Esnek kısımlar su geçirilmez ve yanmaya dayanıklı özel malzemelerden oluşur. Burası katı hal fiziğine giriyor gençler. Katı hal fiziğinin konusu. Kask ise astronotun baş kısmını korumak için sağlam. Ayrıca ışıktan bahsetmiş optik kadar şeffaf olan polikarbonattan üretilir ve üstü altın parçacıklarıyla kaplıdır. Astronot kıyafetinin içine giyilen tulum ince borulardan oluşan ve vücudu saran bir ağ gibidir. Bu borularda bulunan su seviyesinde kıyafetin içindeki sıcaklık, termodinamik bazı kelimeler bize hemen yönlendiriyor. Ayrıca astronotların sırtında yer alan çanta kısmında hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kaynağı yanında haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları, iletişim, elektromanyetizma araçları da bulunur. Astronot kıyafetinin özelliklerinin anlatıldığı metinde fiziğin alt dallarından hangisinin uğraş alanından bahsedilmemiştir? Elektromanyetizma dedik, optik dedik, termodinamik dedik, katı hal fiziği dedik ama nükleer fizikle alakalı bir durum burada söz konusu değil. Üçüncü sorumuz, yön bulmak ile ilgili bilimsel bilgilerin tarihsel gelişimini anlatan bu metinden yola çıkarak bilimsel bilgiler hakkında yapılan çıkarımlardan hangisi doğru değildir? Yön bulmak ve nerede olduğunu bilmek insanın en temel ihtiyaçları arasında yer alır. Tarihin ilk dönemlerinde bu ihtiyaçlar basit gözlem araçlarıyla giderilmiştir. Örneğin, karınca yuvalarının ağzı, ağaçların yosun tutan tarafı ve yıldızların konumu gibi bir pratik bilgiler yön için ipucu vermiştir. Fakat doğa olayları göz önüne alındığında her zaman bu ipucularının kullanılamaması, pusula ve usturlap gibi yer yön bulma araçlarının keşfini sağlamıştır. Hatta bu aletlere güvenerek insanlar kıtalar aşmış ve uzun deniz yolculukları ardından yeni yerler keşfetmiştir. Bu yolculuklar esnasında karşılaşılan zorluklar sayesinde pusula ve usturlap için farklı versiyonlar da geliştirilmiştir. Günümüzde bilinen en etkili yöntem ise ABD'nin başlangıçta savunma sanayi için geliştirdiği, sonrasında sivil hayata yayılan GPS uygulamasıdır. Akıllı telefonlarla hayatımızın vazgeçilmez parçası olan navigasyonun çalışması için gerekli olan sinyaller bu GPS sayesinde oluşur. Karınca yuvalarıyla başlayan bu serüvenin geldiği son nokta GPS'in bile zaman zaman ihtiyaçlara cevap veremediği bir gerçektir. Yön bulmak ile ilgili bilimsel bilgilerin tarihsel gelişimini anlatan bu metinden yola çıkarak bilimsel bilgiler hakkında yapılan çıkarımlardan hangisi doğru değildir? A şıkkı, merkezinde insanların ihtiyaç ve merakları vardır. Evet, metinde bahsedilmiş zaten. Gözlem araştırma ve edinilen tecrübeler bilginin üretilmesinin yoludur. Yeni bilgiler teknolojinin gelişmesine yol açar. Son ulaşılan bilgi her zaman önceki bilgilerin yanlış olduğunu gösterir. Bu yanlıştır çünkü böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Ki zaten bu genel olarak da yanlış bir bilgidir. Gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlar doğurur ve yeni bilgi arayışına gidilir.
Evet, cevabımız Deniz'de. Dördüncü soru. Ali 60 metre yürüyor. Ali nerededir? Fizik dersinde tahtaya bu soruyu yazan Ayşe öğretmenin sınıftan aldığı cevaplardan bazıları şöyledir. Başladığı yerdedir, 60 metre ileridedir, 30 metre geridedir. Verilen cevapların hem doğru hem yanlış olabileceğini vurgulayan Ayşe öğretmen aslında sorunun bu haliyle cevaplamak için oldukça eksik olduğunu söyler. Öğrencilerine soruda yer almayan ama cevaplanması için gerekli bilgileri sorar ve öğrencilerin hemfikir olduğu noktalar şöyledir. Bakalım. Başlangıçta nerede olduğu bilinmemektedir. İzleyiciye doğrultu verilmemiştir. Hangi yöne gitmektedir? Ayşe öğretmen sorunun eksiklerini gidererek öğrencilerini tekrar yöneltir. Yani şu sorular yukarıdaki gençler yukarıdaki sorunun eksiklerini gideriyormuş. Bakın, bakalım soruda ne sormuş? Ayşe öğretmenin başvurduğu bu beyin fırtınası yöntemiyle aslında öğrencilerine öğretmek istediği nedir? Bakın, yönden bahsetmiş, doğrultudan bahsetmiş, ileri geri demiş. Bu bizi nereye götürüyor? Direkt vektörel büyüklüğe götürüyor. Beşinci soru. Sınıf için hazırlanan bir etkinlikte türetilmiş büyüklüklerin hangi temel büyüklüklerden oluştuğunu bulmak üzerine bir oyun kurulmuştur. İlk torbada üzerinde temel büyüklüklerin simgelerinin yapıştırıldığı küreler vardır. Yan tarafında bulunan kutular üzerine ise türetilmiş büyüklükler yapıştırılmıştır. Kutu üzerinde verilen büyüklüğü oluşturacak şekilde torbadan küreler seçilip kutuların içine atılacaktır. Torbada her simgeden 10 tane vardır ve aynı simgelerden kullanılan birden fazla ifadenin her biri için ayrı ayrı top atılacaktır. Evet, şimdi hız için örnek vermiş. Hızın birimi neydi? Metre bölü saniyeydi. Mesela burada kaç tane top kullanılmış? 2. Alandan bahsedelim. Alan metrekaredir, değil mi? Bakın, şöyle yazarsak metrekareyi, metre çarpı metre, 2 tane temel büyüklük kullanılmış. Öz kütle. Öz kütleyi hatırlayalım. Neydi formülü? Kütle bölü hacim. Kütlenin birimi neydi? Kilogram. Hacmin neydi? Metre küp. Bakın, kilogramdan bir tane, metreden 3 tane kullanılmış. Demek ki 4 tane top burada kullanılmış. Basınca gelelim. Gençler, basıncın formülü P eşittir. F bölü alan. F dediğimiz şey neydi? Gençler, şuraya yazıyorum. Kütle çarpı ivme. Kütlenin birimi kilogram. İvmeninki metre bölü saniye kare. Şurada da alan vardı. Alanı da şuraya yazıyorum. Alanın birimi de metre kareydi. Metre kare. Şu metre karenin bir tanesi gidiyor, üstte de metre gidiyor. Düzeltince kilogram bölü saniye kare çarpı metre. Bakın, kilogram 1, saniye kareden 2 tane, 3 oldu. Metreden de bir tane, burada da kaç tane kullanılmış? 4 tane kullanılmış. Gelelim kuvvete. Zaten kuvveti de şurada göstermiş olduk. Kilogram metre bölü saniye kare. 1, 2, 3, 4, 4 tane birim kullanılmış. O zaman daha doğrusu 4 tane top kullanılmış. O zaman cevabımız Ceyhan. Zor bir soru olmuş. Evet, sınıf içi etkinlikte büyüklükler ve sınıflandırılması işleniyor. Öğrencilere dağıtılan kağıtlarda bulunan nicelikleri okuyup tahtada belirtilen numaralar ile kodlamaları isteniyor. Can, kütle ifadesini 1 ile, Derya kuvveti ifadesini 4 ile, Enes hacim ifadesini 3 ile, Fatma zaman ifadesini 2 ile kodluyor. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı kodlamalar yanlıştır? Şimdi kütle, gençler kütle temel ve skaler bir büyüklüktür. O zaman Can doğru söylemiş. Derya bakalım ne demiş. Derya da kuvvet ifadesini türetilmiş ve vektörel bir ifade nicelik olduğunu söylemiş. Doğru söylemiş. Enes hacim ifadesini 3 ile hacim türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Doğrudur. Zaman ifadesini Fatma 2 ile kodlamış. Bakalım 2 ne? Temel ve vektörel. Gençler zaman ifadesi evet temel bir büyüklük fakat biz
zamanı aşağı yukarı gibi yönlü ifade etmeyiz. Doğru mudur? Yani vektörel değil de skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımız yalnız Fatma olacak. Devam edelim. Yedinci sorumuz. Aselsan, ülkemizde kurulan ve askeri kökenli bir bilim araştırma merkezidir. Aselsan tarafından üretimi yapılan LGK-84 yani lazer güdüm kiti askeri envantere girmiş teknolojik bir savunma aracıdır. LGK, yarı aktif lazer aracı başlık güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bölümünden oluşur. Mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir. Arayıcı başlık hedeften yansıyan lazer ışını algılar. Kanatçıklarını bombaya lazer ile işaretlenen hedefe doğru yönlendirilir. Verilen bilgilere göre Aselsan'ın LGK-84 kitiyle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A. Yansıyan lazer ışınına göre yön bulmaya çalışması fizik biliminin alt dalı olan optik ile ilgilidir. Evet, lazer zaten optik ile ilgili. LGK-84'ün kanatçık hareketlerini açıklamak için hareket varsa mekaniğe direkt gideceğiz. Güdüm işlemini yapabilmesi için gerekli olan devreler fiziğin alt dalı olan elektromanyetik tarafından incelenir. Doğrudur. Zaten söylüyor. Elektrokimyasal güç kaynağı diyor. LGK-84'ün teknolojik gelişimi fiziğin alt dalları sayesinde olmuştur. Doğru. Aselsan, LGK-84'ün teknolojik gelişimi sadece fizik biliminin temel alarak çalışılmıştır. Yanlıştır. Zaten genel olarak buluşlarda sadece bir bilimle ilgili değildir. Genel olarak tüm bilimler aracılığıyla ortaya çıkıyor. Evet, vektörler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Büyüklüğü en fazla olan vektör O'dur. Şimdi büyüklük gençler birim olarak bakacaksınız. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, bu 5. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 2, yine aynı şekilde 2, 3, 2, 2. Baktığımızda en fazla O'nun olduğunu görüyoruz. K ve M vektörlerinin toplamı sıfırdır. Bakın K ve M eşit büyüklükte ve zıttır. Dolayısıyla toplarsan sıfır olur. P ve R vektörlerinin toplamının büyüklüğü L büyüklüğüne eşittir. Bakalım P ve R'yi topladığın zaman 3 birim burada, 2 birim burada toplam 5 birim elde edersin. Büyüklüğü L'nin büyüklüğüne eşittir. Evet, büyüklükten bahsettiği için tekrar bakalım. Şimdi P ve R vektörlerinin toplamının büyüklüğü L'nin büyüklüğüne eşittir. P ve R 1, 2, 3 P, R de 2 birim değil mi? L'nin büyüklüğü L nerede? L burada 1, 2, 3, 4. 4 birim. Halbuki biz kaç bulduk? 5 bulduk. Demek ki cevabımız C olacak, yanlış. Ama O deseydi doğru olacaktı. Eşit büyüklükte 4 vektör vardır. Yani birim olarak bakacaksın. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada. Doğru. D şıkkı. P ve N vektörlerinin toplamının büyüklüğü N'nin büyüklüğünün yarısı kadardır. Şimdi toplayalım. P neredeydi? Burada. N topladığımız zaman gider. Şöyle bir bileşke vektör elde ederiz. Bu da N büyüklüğünün yarısı. N 2 birim ama bileşke vektör 1 birim. Dolayısıyla yarısıdır deriz. 9. sorumuz. Tabloda verilen niceliklerin karşısına sahip olduğu özellik artı işareti ile sahip olmadığı özellik eksi işareti ile ifade edildiğine göre hangi seçenek yanlış doldurulmuştur? Bakalım tabloda neler diyor. Daha doğrusu şıklarda ne diyor? Öz kütle. Gençler yanlış doldurulmuştur diye bize sormuş. Öz kütle temeldeydi değil mi? Türetilmiş. Yönü de yok. Dolayısıyla skaler. Demek ki A şıkkı doğru. Hıza bakalım. Hız temel değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Yönü vardır. O zaman bu da doğru. Kuvvet temel bir büyüklük değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Skaler değildir. Yönü vardır. O zaman C'yi yanlış yapmış. Cevabımız Ceyhan olacak. Potansiyel fark. Gençler türetilmiş bir büyüklük ve skaler bir büyüklük. Enerji türetilmiş ve skaler bir büyüklük. Gençler temel ve türetilmiş büyüklüğü biz nasıl ayırt ediyorduk? K
kısa muz diyorduk. Kısa muzun dışındaki tüm büyüklüklere biz türetilmiş büyüklük diyorduk, değil mi? Ayrıca temel büyüklüklerimizin tamamı da skalerdi. 10. soru, son sorumuz. Bir organik maddenin içindeki radyoaktif karbon miktarını ölçerek bu maddenin kaç yaşında olduğunu anlaşılabilir. Kaç yaşında olduğu anlaşılabilir. Bu yönteme karbon tarihleme yöntemi denir. Karbon tarihleme yöntemini Chicago Üniversitesi'nde W. F. Libby 1908-1980 yönetiminde çalışan bir grup bilim insanı 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda bulmuştur. Libby, C14, karbon 14 yani izotopunun arkeoloji, jeoloji, jeofizik ve diğer dallarda tarihleme amaçlı kullanım yöntemini bulduğu için 1960 yılında Nobel Kimya Ödülünü almıştır. Bu yöntem canlıda bulunan C14 atomlarının birer nükleer saat gibi çalışılmasından dolayı, yani karbon 14 atomunun yararlanılmasından yararlanılarak yapılan tarihlendirme yöntemidir. Canlılar hayatta oldukları sürece yapılarına besin zinciri sayesinde karbon 14 alırlar. Öldüklerinde ise dışarıdan karbon 14 alımı durur ve zamanla vücuttaki karbon 14 miktarı azalmaya başlar. Karbon 14'ün yarılanma süresi 5730 yıl kadardır. Yani daha açık ifadeyle bir canlı öldükten 5730 yıl sonra vücudundaki karbon 14 miktarı yarıya iner. Bayağı uzun bir metin olmuş. Verilen bilgilere göre yapılan bilimsel yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Karbon tarihleme yöntemi fiziğin alt dallarından nükleer fiziğin uğraş alanındadır. Doğrudur. 2. Karbon tarihleme yöntemi fizik, kimya ve biyoloji sistemlerinin ortak çalışma ile ürettikleri bir yöntemdir. Doğrudur. 3. Karbon tarihleme yöntemi nicel verilere dayalır. Evet, burada zaten sayısal işlemlerden bahsettik. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Gençler, gördüğünüz üzere uzun paragraflı, kolay olmasına rağmen uzun paragraflı metinler şeklinde sorular çözülmüş. Dolayısıyla anlamamız önemli. Anlamadıktan sonra soru kolay olsa dahi çözülmüyor. Dolayısıyla sık sık kitap okumamız gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.